Merhabalar Burhan ve Okan. Sesim geliyor mu size? Nasılsınız? Hayırdır? Neden? Hayırlısı bakalım. Ya toparlarsınız finalde inşallah. Hemen açıklandı mı notlarınız? Nereden biliyorsunuz? Sisteme acaba direkt atıyor mu? Onu çok bilmiyorum. Evet, otomatik okuyor ama hani notları otomatik aktarıyor mu? O konuda bir bilgim yok yani. Mesela betonarme notlarınız da belli, vize notlarınız. Ama tabii ben hala o şeylere bakmadığım için sistemdeki bu şeyleri incelemem lazım. Telegram grubundan söylediğiniz şeyleri. Onlara bir bakıp değerlendirmem gerekiyor hani. Her ne kadar sistematik olarak araştırmış olsam da bir de o açıdan bakayım ki aklım kafam rahat etsin diye. Bugün artık şey yapacağım, ders işleyeceğim ama sizin durumunuz nasıl bilmiyorum. Yani bu kirişsiz döşemelerle ilgili bir tane soru çözeceğim. Sınav durumunuz vesaire var mı bilmiyorum. Hani arkadaşlara zaten söylemiştim. Siz katılmasanız da ben anlatırım daha sonra dinlersiniz diye. Siz kendi programınıza göre şey yapabilirsiniz. Aynen. Aynen. Çünkü artık deprem hesaplarına başlamamız gerekiyor. Deprem hesaplarını haftaya başladığımızda doğrudan onlara başlamak istiyorum. Yani hala daha dönem başlayalı ne kadar oldu? Kaç ay? 1-2 ay oldu mu? Hala daha döşemelerdeyiz. Yani döşemelerden bir adım ileri gidemedik. Ki bundan sonraki konular da çok önemli. Yani deprem hesapları var, kesme tahkikleri var, düzensizlikler var vesaire. O kadar çok konu var ki. Hani sadece burada tıkanıp kalmak istemiyoruz açıkçası. Biraz hızlanmak istiyorum o yüzden. Ekran görüntüsü geldi mi size? Hı, tamam. Moralinizi bozmayın ya. Önünüze bakın siz artık bundan sonraki sınavlarınıza konsantre olmaya çalışın. Kirişsiz döşemeleri hatırlıyor musunuz? Bir şöyle onu da özet geçeyim mi hazır başlamışken? İki kişiyi bulmuşum kaçırmayayım. Hesap nasıl yapılıyordu? Onu bir hatırlayalım. Yoksa çok anlamsız olacak şimdi soru çözmemiz. Şimdi eşdeğer çerçeve yöntemi vardı ve bunun belli kullanılma koşulları vardı. En az 3 açıklık olacak. İşte çift doğrultulu döşeme olacak. QG oranı 2'den küçük olacak. Vesaire gibi. İşte aks kaçıklığı şu olabilir en fazla gibi koşullarımız vardı hatırlarsanız. Ne yapıyordum ben? Böyle bir döşeme sistemim var diyelim. Şuradaki slide gösterisini başlatırsam, PDF açmışım da o yüzden herhalde. Öyle mi? Sunum açayım ki üzerinde bir şeyler yazabileyim diye. Evet. Ekranda görüntü var değil mi? Gene. Tamam. Mesela ne yapıyordum ben? Şu hesap aksı için, şu aks için bir hesap şeridi geçirmek istiyorum. Kolon şeridi ve orta şerit diye iki parçaya ayırıyordum. Kolon şeridini nasıl belirliyordum? Döşeme parçasına bakıyordum. Mesela şu döşeme parçasına bağlı, değil mi? Bu şerit üzerinde bir döşeme bu. Her iki uzunluğuna bakıyordum. Düşeydeki uzunluğu L1, yataydaki uzunluğu L2A. Küçük olanının dörtte biri kadar geliyordum. Yani şurası mesela L1 küçükse
L1 bölü 4. L2A küçükse L2A bölü 4 gibi. Küçük olanın 4'te 1 alıyordun. Diğer taraftaki döşemeye bakarsan ne yapıyordun? Şu döşeme parçası mesela, değil mi? Diğer tarafındaki. Bu tarafa doğru kolon şeridi ne kadar gelecek? İşte bu döşemenin boyutlarına bakıyorum. L2B yataydaki uzunluğu, L1 de diğer uzunluğu. Artık hangisi küçükse, mesela gene L1 küçükse L1 bölü 4 diyordum. Küçük olanın 4'te 1'i kadar alıyordum. Belirlediğim şu koyu gri ile çevreli alan şurası. Şimdi taradığım yer. Benim o akstaki o kolonlar arasındaki kolon şeridimi gösteriyordu. Kolon şeridini gösteriyordu. Mesela ben diğer aks için de aynı şeyi yapıyordum aslında. Bu aksa geldiğim zaman şu yeşille çizdiğim. Burada da bir kolon aksı belirliyorum. İşte şöyle şöyle bir kolon aksı. Diğer aksa geliyorum, gene bir kolon şeridi belirliyorum. Bu iki kolon şeridi arasında kalan kısma da ne diyordum? Orta şerit diyordum. Orta şerit olarak isimlendiriyordum. Ben ne yapmaya çalışıyordum? Momentin, hani kirişli döşemelerdeki gibi, moment her noktada döşemede sabit gibi değil de kolon şeritlerinde daha fazla bir zorlanma, orta şeritlerde ise daha az bir zorlanma öngörüyordum. Yani bunu hesaplayabilmek adına bunu yapıyordum. Pardon. Şimdi kolon şeridi ve orta şeritleri ayırdık diyelim. Çok teşekkürler. Hep beraber inşallah. Sonra yapacağım şey neydi? Toplam statik momenti buluyordum. Bunu hatırlıyor muydu? Neydi? Hani bir tane basit kiriş çizmiştik derste. Bunun üzerine düzgün yaylı yük yazdığımız zaman G çarpı L kare bölü 8 olmuştu. Daha sonra mesela iki tarafını ankastre yapmıştık, değil mi? İki tarafını ankastre yapıp tekrar düzgün yaylı yük yaptığımız zaman işte GL kare bölü 12 burada. GL kare bölü 24 de burada. G çarpı L kare bölü 24 de buradaydı. Ve ben ne yapıyordum? Şu toplam statik moment için şu ikisini topluyordum. Şununla şunu topluyordum, değil mi? Buraya M0 diyordum. İkisini topladığımda ne buluyorum? M0 dediğim zaman G çarpı L kare bölü 8. Bakın şuradaki toplam statik momente eşit. Yani mesnetlenme koşulları ne kadar değişse de toplam taşınan statik moment değişmiyor. Mesnet ve açıklık arasında nasıl paylaşıldığı değişiyor. Mesela ilk şekilde mesnetlerde sıfır taşınırken bütün momenti açıklıkla taşıtıyorum. İkinci şekilde ise bir kısmını mesnet taşıyor, bir kısmını da açıklık, daha çok mesnetlerle taşınıyor da diyebilirim. Ama sistemde toplamda gene M0 momenti taşıtılıyor. Peki bunu nasıl buluyordum? PD dediğim şey döşemenin yükü. 1.4Q artı 1.6Q. L2 ve LN var, değil mi? Hemen geri dönüyorum. L2 dediğim şey neydi? Müsaadenizle şuradan çıkayım ki orası biraz anlaşılır hale gelsin. L2 ve LN. L2 dediğim şey mesela şurası ne? L2A uzunluğum, değil mi? Kırmızıyla çizdiğim mesafe L2A. Tam ortasından, yani şurası L2A bölü 2 olacak şekilde bir çizgi çiziyorum. L2A bölü 2. Aynı şekilde şu uzunluğum L2B. Buradan da şeridin tam ortasından, şerit yani döşemeyi ikiye bölen bir çizgi geçiriyorum. Yani şu çizgi ve şu çizgi benim döşemelerimi ikiye bölen çizgiler. Bu ikisinin toplamı ne olur? Buraya L2 diyorum. L2 dediğim yer burası. L2A artı L2B bölü 2 olur, değil mi? L2'yi o şekilde bulabilirim. Peki LN vardı bir de formülde. LN ne demek? Mesela diyelim ki şu iki kolonun arasındaki mesafeyi arıyorum. Benim şuradan kolonun içinden kolonun içine olan hesap doğrultusundaki net uzunluğuma ben LN diyeceğim. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Ben mesela ne arıyorum? Burası 2 aksı, burası da 3 aksıysa, burası da B aksıysa, B aksı hesap şeridindeki 2 ve 3 aksları arasındaki momenti bulurken kullanacağım LN bu olacak.
3 ile 4 hesap aksı arasını arıyorsam kullanacağım L'ni. Burası olacak. L2 mesafesi değişir mi? B aksında hesap yaptığım sürece L2 değerim aynı değer. Onda bir farklılık yok. Çünkü döşeme boyutlarım değişmedi. Ama ben hesap aksını değiştirirsem, mesela hesap aksını buraya kaydırdım diyelim. O zaman L2 boyum tabii ki değişebilir. Aynı hesap aksı üzerinde tek standart bir L2 değeriniz var. L2 ve LN'yi de biliyorum şu anda. Buradan toplam statik momenti bulabilirim. Bir sonraki aşamada ne yapıyordum? İşte şimdi biliyorum ki bunda bir M0 var. Mesela 1 diyelim buna. Burada başka bir M0 var. Çünkü açıklıklar şeyler farklı olabilir. M02 diye her birinde hesapladım. PD çarpı L2 LN'nin karesi bölü 8 diye şu formülle hesapladım. Şimdi ne yapacağım bunu? Bunu buradaki momentimi mesnet ve açıklıklara paylaştırıyordum. Ne yapıyorum bunun için? 0 nokta eğer kenar açıklıksa ve iç açıklıksa katsayılarım değişiyordu. İşte burada kolona bağlandı, burada perdeye bağlandı, burada da duvara, taşıyıcı duvara bağlandı. Nasıl yapacaksınız? İşte buradaki başlangıçtaki momentlerinizde değişiklikler oluyordu. İç açıklıklar hepsi aynı bakın. 0,65, 0,35, 0,65, 0,35 değil diyor. Sadece kenar açıklıktaki değerleriniz ona göre değişiyor. Şimdi ben buraya baktığım zaman eğer kolona bağlanıyorsa en dış sistemde ilk şekle bakıyorum. İlk açıklıkta yani kenar açıklıkta mesnete 0,30 M0 yani oraya biraz daha az geliyor. Orta kısımdaki iç kısımda 0,70 M0 açıklıkta ise 0,50 M0 diye dağıttım. Neye dağıttım? Bakın ne yaptım? Toplam statik momentimi mesnet ve açıklık diye dağıttım. Mesnet ve açıklık diye dağıttım momentimi. Şimdi ne yapacağım? Diğerlerini artık anlatmıyorum. İç açıklıksa işte mesnetler 0,65'e 0,35. Bu dağıttığım momentleri de şimdi kolon şeridi ve orta şerit diye paylaştıracağım. Bakın şunu kullanacağım. Hep ilk şeklimi kullanıyorum. Devam ediyorum. Şimdi de gidiyorum o dağıttığım momentleri mesnet ve açıklık momentlerine paylaştıracağım. Açıklık momentinin %60'ını kolona, %40'ını orta şeride verirken mesnetlerde bu oran kaç olacak? %75'e 25. Bakın fazla olanını nereye veriyor? Kolon şeridine veriyor. Açıklık için %60, mesnet için %75'ini veriyor. Şimdi devam ediyorum. Bakıyorum burada. Şu benim biraz önceki ilk çizdiğim şekil. Bakın şurada yıldız koydum. Şu. Aynısı bu. Bu açıklık ve mesnete paylaştırılmış momentler artık. Buradaki de toplam M0'ın yine açıklık ve mesnetlere paylaştırılmış hali olan sonuçlar. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Eşittir diyeceğim. Bu toplam momenti kolon şeridine, şu kolon şeridi, şu da orta şeride paylaştıracağım. Nasıl paylaştırıyordum? Hani şurada okumuştuk. Açıklık momenti için %60'ını kolona, mesnetler için de %75'ini kolona geliyordum. Hemen geliyorum. 0,30 M0 ne momenti? Mesnet momenti. Mesnet momentinin yüzde kaçı kolon şeridiydi? %75'i. Hemen geldim. 0,3 M0'ın %75'ini aldım. Bu kolon şeridine gitti. Geriye kalan 0,25 M0 kime kaldı? Orta şeride kaldı. Geliyorum mesela açıklığa. Açıklıktaki momentum kaç? 0,5 M0. %60'a %40 diyordu biraz önce. Hemen geldim. Bu momentin %60'ını kolon şeridine, %40'ını da orta şeride yüklemiş oldum. Hatırladık mı bunları? Zımbalamayı geçiyorum şimdilik. Örnek çözmeyeceğim için. En azından şimdi anımsamış olmuş herhalde, değil mi? Şimdi böyle bir sistemimiz var. Şimdi bunları anlatmadan çünkü tekrar etmeden araya bir vize haftası girdi. Unuttunuz belki. Direkt soruya geçsem çok havada kalacaktı. O yüzden biraz orada oyalanmış oldum. Bütün kolonlarım kaç? 40'a 40'lık bakın.
Hepsi aynı. Ve hepsi aynı aks üzerinde. O pratik yöntemi uygulamak için koşullardan bir tanesi neydi? Her iki doğrultuda en az üçer tane açıklık olacaktı. Bakıyorum, her iki doğrultuda da dört tane açıklık var. Bir problemim yok diyorum. Yük hesaplarına falan girmeyeceğim. Artık yük hesaplarının nasıl yapıldığını biliyorsunuz zaten. Onlar bir şekilde G döşeme, kaplaması, sıvası vesaire onları halledebilirsiniz. Eğer yaklaşık moment katsayıları yöntemi kullanılıyorsa iki tane koşul vardı. Orada ayrı vardı hatırlarsanız. Bir onu da hatırlayalım. Ha şurada varmış zaten. Bakın. Döşeme kalınlığı tablasız ve şeyse başlıksızsa. Tabla ve başlık dediğim hatırlıyorsanız şu döşeme ise şu tabla, şu da başlık dediğim şeydi. Bunların ikisi de yoksa buradaki koşulları uygulayacaksın. Eğer tablanız varsa buradaki koşulları uygulayacaksın. Eğer moment hesabında sen yaklaşık moment katsayıları yöntemini kullanıyorsan TS500'de verilen o zaman da diyor ki şu koşullara uyacaksın. Ben yaklaşık yöntemi kullanacağım için diyorum ki siz bilgisayar modellemesiyle daha kesin hesap yapacağım derseniz yukarıdakileri de uygulayabilirsiniz. 20 santimetreden ve uzun doğrultunun 30'da birinden daha büyük olacak diyor. LL dediğim şey uzun doğrultuydu. Hemen geliyorum, bakıyorum. 20 santimetre koşullardan bir tanesi, diğeri de uzun doğrultudakinin 30'da biri. Bakıyorum en uzun kenarım kaç? 6 metre. O zaman diyorum ki buradan da 20 santimetre çıktı. Ben biraz da güvenlik için 25 santimetre olarak karar veriyorum. Kirişsiz döşemenin kalınlığına. Geldim. İşte bu 25 santimetre göre yüklerimi belirledim. Kaplaması, hareket yükü vesaire. PD yüküm kaç çıktı en son? 13,79 kilonewton bölü metre kare olarak elde ettim. Şimdi ne yapıyordum? İlk yapacağım şey döşemeleri kolon ve orta şeritlere ayırmaktı. Hemen birkaç tane örnek vereyim geçelim olmazsa. Buradan baktım. Mesela şu döşeme değil mi? Akstan aksa uzunluklarına bakıyorum. Akstan aksa uzunluklarına baktım. Şu döşeme. Kaç bunun boyutları? Bir kenar boyutu 5 metre, diğer kenar boyutu 6 metre. Ne yapıyordum? Ben bu akstan itibaren döşemenin olduğu tarafa doğru tabii ki. Bu tarafa doğru kolon şeridini belirlemek için hangisi küçük? 5. 5'i 4'e bölünce kaç çıkar? 1,25 mi çıkar? 1,25 metre bir uzunlukta kolon şeridini çizdim. Şu an neyi çizdim? Bakın onu da morla çizelim. Daha anlaşılır olsun. Belirlediğim çizgi şurası. Şu çizgi üzerindeyim. Burayı çizmiş sadece. Peki neden burada 1,45 yazıyor da 1,25 yazmıyor şurada? Çünkü hani kolonlar kaçlıktı hatırlıyor musunuz? Geri gideyim mi? 40. Güzel. 40'tı. Tam ortaladığını düşünürsem şuradaki kolon payı ne kadardır? 20 santimetredir. Onu da ilave ettiğiniz zaman ne oldu buradaki şerit? 1,45 olmuş oldu. Bu 1,45 yazmasının sebebi o. Ben nereden itibaren 1,25 buldum? Akstan itibaren olan çizgisini buldum. Şu çizgiyi buldum. Şimdi ikinci döşememe bakıyorum mesela. Diyorum ki şu döşemeye bakıyorum. Sarıyla çiziyorum. Şu. Bu döşeme üzerindeyim. Bu döşemenin boyutlarına bakıyorum. Kaç metre? Burası 5 metre. Burası da 5 metre. Küçük olanının bir aks üzerindeyim. Küçük olanının dörtte biri. Yani şuradan akstan itibaren ne kadar gideceğim? Yine 1,25. O zaman ben böyle burada da 1,25 oldu. Bunun kolon şeridi çizgisi neresi? Gene morla çiziyorum bakın. Şurası aynen devam etti. Düz bir çizgi gibi devam etti. İkisi de aynı hizada. Bu şekilde devam edebilir miyim buna? Hani mesela baktım 5'e 5. Gene 1,25. Devam ettim. 6'ya 5 hep kısa kenar 5 olduğu için hep aynı çizgi üzerinde devam etti. Bakın. 1-1 aksının kolon şeridini belirledim. Morla taradığım alan 1-1 aksının kolon şeridi olmuş oldu.
Peki 2-2 aksının kolon şeridini belirlemek istesem ne yapacağım? Şimdi bu sefer her iki tarafında da döşeme var, değil mi? Mesela iki aksında A ile B arasındaki şeye bakıyorum, şuraya. Burada bir tane daha döşemem var. Mesela onu da kırmızıyla çizeyim. Şurada da bir döşemem var. Bu aks için. Şimdi bu döşemede buraya ne kadar geleceğim? Onu nasıl anlayacağım? Bu döşemenin boyutlarına bakacağım. Bu döşeme kaç? 4,5 metre. Burası. Bu kaç? 6 metre. Küçük olanının 4'te 1'i kadar. Yani 4,5 bölü 4 etti mi? Ne eder 4,5 bölü 4? 1,125 mi? Herhalde öyle değil mi? 1,125 etti. Aynen. Şimdi yanlış hesaplayabilir misiniz? Siz beni kontrol edin lütfen. Peki şuradaki diğer döşemeye ne kadar gidecek sizce? Şuradaki uzunluğum ne kadar olacak iki aksı için? Hangi döşemeye bakmalıyım onun için? Şu yeşille tarayalım. Yani bunun bu tarafa doğru ne kadar gideceğini bulmak için, değil mi? Şuradaki döşemeye bakmam lazım. Bunun boyutlarını. Şuradaki yeşille çizdiğim mesafe için burada bu döşemenin boyutlarına bakacağım. O da kaçtı? Burası 5 metreydi. Burası yine 6 metre. Yani yine 1,25 bakın. Burası 1,25 yine. Şurası 1,25. O zaman buradaki yani A ve B aksları arasındaki kolon şeridinin genişliği kaç olur? 1,25 artı şurası. 1,25 artı 1,125 derseniz ikisini topladığım zaman 2,375 eder. Bakın hemen burada yazıyor. 2,375 olarak bulmuş olduk. Anlaşıldı mı biraz? Ne yaptığımız? Tamam. Oo, sayı artmış. Ben de öteki arkadaşa soracaktım. Bir problem yok herhalde, değil mi? Şimdi mesela 3-3 aksının şeridini belirliyor olsaydım eğer, ben hesap aksı şeridini belirliyor olsaydım, şurası kaç olacaktı? Şu çizdiğim, kırmızıyla çizdiğim mesafe. Kaç yazmam lazım buraya? Üç üç aksı için hesap yapıyorum. Üç üç aksı için 4,5 gene aynı değil mi? Yani şu bakın döşemenin yani şu çarpı koyduğum döşemenin 2-2 aksındaki şerit uzunluğuyla 3-3 aksındaki şerit uzunluğu farklı değil. Niye? Aynı döşemeye sahipler. Yukarıda neyse aşağıda da o değer olmuş olacak. Mesela rastgele şunu düşünelim. Şuradaki döşemeyi düşünelim. Ben hangi hesap aksındayım? 3-3 aksındayım mesela. 3-3 aksında. Şuradaki uzunluğum buradaki uzunluğuma tabii ki eşit olacak. Peki kaçtır sizce bu? Ne yapıyorum? Hemen beraber bakalım isterseniz. Burası 4,5 metre döşemenin. Burası 5 metre, değil mi? Küçük olan hangisi? 4,5 metre. O zaman 4,5 bölü 4 1,125. Bakın buralarda yine 1,125 olarak belirlemiş oldum. Hep nasıl gitti? Düz bir çizgi olarak devam etmiş oldu. X yönünde. Şimdi gelelim. Bir de bunu tabii Y doğrultusu için yapmam lazım. Çünkü Y yönünde de donatı atacağım ya. Mesela bir tane aks belirleyelim. Onun üzerinden gidelim. Yoksa çok kafa karıştırmayalım. Örneğin B aksının hesap aksını geçireceğim diyelim. Zoru yapalım. Hangi renkli? Yeşille döşemeleri çizim. B aksındaki 1-2 aksları arasındaki ilk uzunluğun şeyini belirleyeceğim. Kolon şeridini belirleyeceğim. Ne yapıyorum? Bunun bağlı olduğu akstan aksa döşemeyi bir belirliyorum. Birincisi bu. Pardon, aksı çok çizemedim ama şu. Birincisi bu. İkinci döşeme hangisi? Onu da sarıyla çizeyim ki karışmasın. İkinci döşeme de şu döşeme. Değil mi? Bu. Şimdi aradığım uzunluklar ne? Sarıyla bulduğum uzunluk şurayı gösterecek.
B aksı için. Aynı zamanda C aksı için hesap yaparken o buraya da eşit olacak. Bunu da biliyorum. Şu an C ile ilgilenmiyorum ama C'ye de geçeceğim. O zaman bana aynı şekilde lazım olacak. Peki bu uzunluğu nasıl bulurum? Bakıyorum hemen. Buradaki uzunluğum 5 metreymiş. Yataydaki uzunluğum da 5 metre. O zaman ne oldu? 5 bölü 4, 1,25 oldu burası. 1,25 metre oldu. Kolon şeridinin uzunluğu. Peki yeşille çizdiğim alana bakalım. Burası kaç metre? 6 metre. Burası kaç metre? 5 metreydi. Şimdi ne yapıyorum? Küçük olanı kaç? 5. 5 bölü 4 yine 1,25. Bakın buradaki aksım da 1,25. B aksı için hesap yaptığım için şu anda benim için önemli olan bu uzunluk. Ama ileride bir sonraki adımda A aksı için de yapacağım. Ama burası da 1,25 aksından itibaren. Neden burada 1,45 yazıyor? Tekrar ediyorum. Bu kolon 40'lık bir kolon boyu. Akstan itibaren kolonun kaçıklığı 20 santimetre olduğu için onu da ilave ediyor. Çünkü o da kolon şeridinde çalışacağı için. Onu da ilave ettiği için 1,45 olarak yazıyor. B aksının 1 ve 2 aksları arasındaki kolon şeridinin genişliği kaç oldu? 1,25 ile 1,25 topladığınız zaman 2,5 metre olarak elde edebiliyorsunuz. Bakın. Bunları birazdan kullanacağız biz. Peki şöyle bir şey yapsam, bir de alttaki döşemeye baksam, yani B aksının 2 ile 3 aksları arasındaki mesafesine baksam, onda da isterseniz şurada morla çizeyim. Bu aksın birleştiği döşeme parçası, birincisi bu. İkinci döşeme parçası diğer tarafında var. Onu da siyahla çizeyim. Şurada şöyle bir döşeme parçası var. Şimdi neyi arıyorum ben? Akstan itibaren şuraya ne kadar olduğunu arıyorum. Kolon şeridinin uzunluğu ne kadar? Hemen bakıyorum. Burası 4,5 metre. Bu uzunluğu. Burası 6 metre. Burası da 5 metre. Küçük olan morla çizdiğim döşemede 4,5. Diğer mavi ya da siyahla çizmiş olduğum döşemede de 4,5. İkisi de eşit olacak o zaman. 3 mi 6 metre değil de 3 metre olsaydı bu aksın sol tarafında 3 bölü 4, sağ tarafında 4,5 bölü 4 diyecektim. Ama şu anda ikisinin de kısa kenarı 4,5 metreye eşit olduğu için 1,125 metre her iki doğrultuda da gidiyorum. 1,125 metre. Bu aynı zamanda A aksının şu mesafesine ve C aksının da bu mesafesine de eşit. Yani bu buna eşit aslında, bu da buna eşit diyebilirim. Toplamda kolon aksının genişliği kaç oldu? 2,25 metre oldu. İkisini topladığınız zaman burada beyazla gördüğünüz bölümler kolon şeridini gösteriyor. Yani şu kısım kolon şeridi. Şuradaki gri ile gördüğünüz yerler ise orta şeridi gösteriyor. Orta şerit. Burası yine kolon şeridi. Herhalde biraz anlaşıldı diye düşünüyorum. Sorunuz olduğu anda, anlaşılmayan bir şey olduğunda söyleyebilirsiniz. Şimdi ne yapacağım? Mesela bir tanesini örnek olarak gösteriyorum. Burhan'dan soru mu gelecek diye bekliyorum da. Yani tabii o örnek üzerinde anlatınca biraz daha anlaşılır oluyor. Şimdi artık momentleri bulacağım. Toplam statik momentleri hesap edeceğiz. Hangi doğrultuyu hesabını yapıyoruz? X doğrultusu. Bakın bir ne yaptık biz? Bir tekrar edelim. Eyvah. Ne oldu? Ha tamam. Bilgisayarım kilitlendi zannettim. Bir X doğrultusunda hesap aksı geçirdim. Buna doğu batı diye belirtilmiş. Bir de Y doğrultusunda bir hesap aksı geçirdim. Bu da kuzey güney diye belirtilmiş. Bu çözdüğüm uygulama Adem Doğan Gün Hoca'nın kitabından alınmış bir uygulama. Eğer elinizde varsa oradan çok daha detaylı bakabilirsiniz de. Şimdi ne yapıyorum? Doğu batı yani X doğrultusu hesabından başlıyorum. İlk çizdiğim çizim. Toplam statik momenti bulacağım. Hangi akstayım? Bak, aks aks yapıyorum.
2-2, sadece 2-2 aksının hesabını gösteriyorum diyor. Yani şu aksdayım. Bu aksın hesabını yapacağım. Yoksa bütün aksların tabii ki hesabını yapmanız gerekir. 2 döşe 2 aksında 2A ve 2B. Yani neredeyim? Bakın şöyle çizelim. Şuradayım. Maviyle çizdiğim yerdeyim. Aynı zamanda DE demesinin sebebi de simetrik olması. Yapı simetrik olduğundan dolayı bakın bu aksın hesabıyla bu aksın hesabı ilk ve son akslar birbirine eşit. O yüzden bir tane yapacağım diyor. Siz de projenizde bu şekilde yapabilirsiniz. Eşit, aynı olan şeyleri defalarca yazmanıza gerek yok. Şimdi moment formülüm PD çarpı L2 çarpı LN'nin karesi bölü 8'di. Neydi bunlar? PD döşemenin yükü. Bulmuştuk. Hemen geri geliyorum. Burada 13.79. Kırmızıyla yuvarlamışız zaten. Geldik 13.79. Bu. L2 dediğim mesafe neydi? L2 dediğim şey döşemenin ortasından diğer döşemesinin ortasına çizdiğim zaman, mesela şöyle bir şurada örnek göstereyim, daha sonra uygulayalım. Şöyle olacak. Diyelim ki şöyle bir şey, şöyle bir döşeme sistemi var. Bunun döşemenin ortasından şöyle bir şey çizdim. Döşemenin ortasından böyle bir şey çizdim. Şu aradaki mesafeye diyordum. O zaman bakıyorum. Şimdi şu döşeme parçası mı? O hesap aksındaki. Evet. Bu da bir döşeme parçası. Ben iki aksındayım ya. İkisinin de bir bu şeride bakacağım, bir de bu şeride. Kaç metre şu uzunluk? Şuradaki uzunluğu 5. Şuradaki uzunluğum kaç metre? Hesap aksı doğrultusunda geçecek bakın. Hesap aksı neresi? 2 aksı şu doğrultuda. O zaman x doğrultusunda geçirmem lazım bunu da. 5'i 2'ye böldüğüm zaman 2,5 metre. Şu koyuyla çizdiği yer tam o ortadan geçen yer. Şurası kaç etti? 2,5 metre. Öbür döşemeye bakıyorum. 4,5 bölü 2. O da şu çizgi. Ne etti? 2,125 mi? 25 etti. Yanlışsam düzeltin lütfen beni. 2,5 mu? 4,5 bölü 2. 2,25 mi? Tamam. Pardon, özür dilerim. Aynen. Aynen öyle. 2,25. Peki L2 dediğim mesafe neydi? Döşemenin ortasından döşemenin ortasına olan uzaklıktı şurası. Ne etti? 2,5, 2,25 daha 4,75. Bakın burada yazıyormuş zaten. Şurada ben karaladım şimdi üstünü. 4,75 etti. L2 dediğim mesafe. Hangi aks için? 2 aksındayım. Yataydaki 2 aksındayım. Sonra devam ediyorum. LN'nin karesi. LN ne demekti? Hemen bir geri gidelim hatırlayabilirsek. LN'yi nerede gösterdik? Göstermedik mi? Şu. Hesap yapılan doğrultudaki kolonun içinden kolonun içine olan net mesafeye ben LN diyordum. Değil mi? Hemen geliyorum soruya o zaman. Soruya tekrar ileriye gittim. Bir daha gidiyorum. LN lazım bana. LN'yi neresi için arıyorum? A ve B aksları arasında arıyorum. A ve B aksları arası neresi? Burası. Bir çıkalım da yeniden yapalım ya. Çok şey yapıyoruz. Çok karalıyorum. Anlaşılmaz olabilir. Şimdi şuradayım. Aradığım LN dediğim mesafe neresi? Bakın buradan buraya olan mesafe. Ben bunun iki aksında hesap yapıyordum ya. L2 dediğim yerde şurasıydı. L2 her yerde aynı. Bunun için, bu soru için. LN dediğim açıklıkta burası. A ve B aks arasında burası. Şu. Ama ben mesela şunu yapsam, A ve B arasında değil de C ve D arasını yapsam nereye alacağım? LN olarak buraya alacağım. Hepsi değişecek. Açıklığına bağlı olarak farklılık gösteren bir değer. Hangi aksları arasını yapıyorsanız, nerede moment arıyorsanız onu elde ediyorsunuz. LN dediğimi burada nasıl hesaplarım? Akstan aksa uzunluğum kaç metre soruda? 6 metre. Ama bana net lazım. Kolonların 40 santimetreydi, değil mi? Şimdi kolonun
Aksdan kaçıklığı kaç santimetre şurası? 20 santimetre. 40-40. 40 ise 20-20 paylaştı. Şuradaki pay aksdan itibaren bu da 20 santimetre. O zaman bir tane 40 çıkıyorum bakın. Neti bulabilmek için. Aksdan aksa uzunluktan kolonların kaçıklıklarını çıktım ve net mesafeyi buldum. Ne kadar momentum, toplam statik momentum? 256,77 kilonewton. Ne buldum ben? Bakın sadece şu anda bulduğum şey iki aksının A ve B arasındaki toplam statik momenti buldum. İki aksındaki A ve B arasını buldum. Bir de C ve D'yi bulayım. Ya yani B ve C'yi bulayım. Hemen yan aksını. Şurayı. Hemen şurada bulalım. Ne yapacağım? L2 aynı L2 değil mi? 4,75. PD aynı PD. L2 aynı PLN. L2. LN ne oldu şimdi? Bakın sarıyla çiziyorum. LN şu mesafeyi almam lazım. Bu sefer ne yapacağım? 5 metreden net mesafeyi hesapladım ve orada da buldum. Aynı işlemleri 3 3 aksı içinde yapabilirsiniz. Diğer 1 1 ve 5 5 aksılar içinde yapabilirsiniz. Artık herhalde anlaşılmıştır diye ben geçiyorum. Bir de diğer doğrultuya bakalım. Nasıl hesaplayacağız? Diğer doğrultuda da hani belirlemiştik ya mesafelerini. Kolon şeridi ve orta şerit diye. Şimdi ben toplam statik momenti bulacağım. Hangi aksda yapıyorum? Şu anda neyle başladım? BB aksı. Şu aksayım. BB aksının hangi açıklığına bakıyorum? 1B, 1 ve 2 aksları arası. Yani şuradayım. Şurayı arıyorum. Buradaki toplam statik momenti bulmaya çalışıyorum. Nasıl bulacağım? PD 13,79. Bu belli. L2. L2 dediğim şey neyi kastediyordu? L2 dediğim benim hesap aksı B aksı ya. B aksına bağlanan döşemelerin ortasından ortasına bir sınır çiziyordum. Bu bir. 6 metre birinci açıklığın. O zaman burası 3 metre diyorum. 3 metre. B ile C arasındaki döşemeye bakıyorum. 5 metre. O zaman şu koyu siyahla çizilen yer. 2,5 metre de buradan geldi. L2 dediğim şey ne etti benim? L2 eşittir. 5,5 metre etti bakın. 5,5 metre şu. 5,5 metre. Bunu da buldum. İkinci aradığım parametre ne? LN'nin karesi. LN'nin karesi. Bunu arıyorum. LN ne demekti? Aradığın açıklığın kolondan kolona olan mesafesi. Yani şurası. Kolon içinden kolon içine mesafe. Toplam aksan aksa ne kadar burası? 1 ile 2 aksı 5 metre. Şuradan şuraya 5 metre. 5 metreden kolonların genişliklerini çıktığım zaman 5 metre eksi 0,4 dediğimde 0,2 bir taraftan 0,2 bir taraftan geldi çünkü. Bulduğum zaman 200 kilonewton metre. Bulduğum değer ne? B aksının 1 ve 2 arasındaki toplam statik moment. Sadece bunu elde ettim. Peki 2 ile 3 arası, yani şurası ne kadardır? Şurayı nasıl bulurum? 2 ile 3 arasını. L2, L2 dediğim şey gene burası bakın. L2 buradan buraya. Bu değişmedi. LN neresi oldu? Şuradan şuraya olan mesafe oldu. O zaman onu nasıl bulacağım? L2 gene 5,5. PD gene aynı. 2 ile 3 aksı arası şurası 4,5 metreymiş. 4,5 metreden çıkardığınız zaman o zaman da bu momenti buluyorsunuz. Her bir açıklık için, her bir aks ve her bir açıklık için bunu yapabilirsiniz. Bunlar bulduklarım ne? Toplam statik momentler. Kim taşıyacak bunu? Mesnet taşıyacak, açıklık taşıyacak. Başka? Bir de bunları kolon şeridi ve orta şerit diye taşıtacağım. Ayıracağım. Yani bu toplam momenti böyle böyle parçalara gideceğim demektir bunun anlamı. Şu C aksını artık bahsetmiyorum. Geldim. Hangi aksdayım? Tekrar şuna döndüm bakın. 2 2 aksında hani momentleri bulmuştum ya şu.
Şurada 2 2 aksında şu iki momenti değil mi? Kaçtı bunlar? A ile B arası 256, B ile C arası 173'tü. Hemen geliyorum. 256, 173. Simetrik olduğu için aynı rakamlar burada da var. Bulduğum rakamlar bunlar şimdiye kadar. Şimdi A ve B akslarındaki bulduğum bu momenti ne yapıyordum ben? Mesnet ve açıklık diye paylaştırıyordum. Bakın şurada. Şu ana kadar bulduğum bunun M0 momenti. Bunu ne yapacağım şimdi? Mesnet ve açıklık diye. Kolon mu var en uçta? Evet, kolon var. Kolona oturduğu için bunu aldım. En uç mesnete 0.30. Yani şu momenti nasıl buluyorum bakın. 0.3 çarpı 256.77 diyorum. Kaç çıkmış? 77.03 çıkmış. Tamam. Şuradaki 128'i nasıl buluyorum? Bakıyorum hemen buradaki değerime. Ne kadarı gidecekti oraya? %50'si gidecekti. 0.5 çarpı 256.77 olmuş oldu. 256.77 olmuş oldu bu da. Bunu yaptığınız zaman da bu rakamı buluyorsunuz. Peki 179'u nasıl bulurum? 0.7 çarpı, onu da yazmıyorum artık, 256.77 diye. Ben neredeyim? Bakın dikkat edin. A ve B aksları arasındayım ve oranın momentini kullanıyorum hep. Şimdi nereye geçtim? Bunu buldum, tamam. İlk açıklığı hallettim. İkinci açıklıkta artık momentim kaç? Ne kadar bulmuştum? 173.25. Yani neredeyim bakın, bir tekrar edelim. 256 dediğim şurada hesap yaptım. Buydu. Ama şimdi neredeyim? 173. Artık şuradayım. Sarıyla çizmiş oldum. O çizgi üzerindeyim. Orada momentlerimi mesnet ve açıklık diye dağıtacağım şimdi. Hemen geliyorum. Bunu nasıl yazabilirim? Şimdi şuradaki momentimi. Hemen bakıyorum. Ara iç açıklıkta. Kaçmış benim moment oranım? Pardon, yanlış yere bakıyorum. Çok özür dilerim. Şuraya bakacağım. 0.65 M0. Yani geliyorum 0.65 bu mesnete gelecek çarpı M0'ım kaç artık, neyi kullanacağım? Onun kendi momentini, 173.25 demem lazım. Açıklığa geldiğim zaman da 0. baktım hemen burada 0.35 katsayısı var. 0.35 çarpı 173.25 demiş oldum bakın burada da. Bunu da bu şekilde bulmuş oldum. Burada ne yaptım? Bu satırda yaptığım işlem benim momenti, toplam statik momenti mesnet ve açıklıklara paylaştırmış oldum böylelikle. Sonraki adım neydi? Bunu buldun, evet, mesnet ve açıklıklara paylaştırdın ama bir de bunu kolon şeridine ve orta şeridine paylaştırman gerekiyordu. O zaman hemen ona başlıyorum. Diyorum ki 77.03. 77.03'ün işte burada ne yapmış? E, 77.03'ü hani dış çevre kirişi varsa diye. Burada çevre kirişi var mıydı? Yok aslında. Yani ya da sıfır %25'i ya da sıfır alabiliyoruz. Çevre kirişi varsa sanki o şekilde yapılıyordu ama tamam, biz şuradaki ifadeyi kullanabilirsiniz direkt de. Buradaki bulduğunuz rakamın 77 bulmuştum ya paylaştırdıktan sonra. Tamamını buraya vermiş. Buraya sıfır almış ya da sıfır diyor. Bakın ikinci alternatifiniz. Ya da şunu yapabilirsiniz durumunuza göre. %75'ini mesela 77, bu dış çevrede kiriş var mı yok mu ona göre değişen bir parametre. %75'ini buraya, %25'ini buraya verebilirsiniz. 77 çarpı 0.3 diye bulursunuz o zaman. Dış çevre kirişi olup olmaması durumuna göre değişen bir durum. Orada herhalde not almıştır. Ben kaçırmış olabilirim. Hatta soru yazıyorsa bakalım şurada.
Hemen müsaadenizle şunu bir hatırlamak istedim. Küçük olan çevre kirişi varsa, yani şuradaki parantez içindeki yazan ifadelerden bahsediyor ya da sıfır diyor ya. Büyük olan kat sayısı ise çevre kirişi yoksa, evet. Açıklığa geldiğim zaman ne yapacağım? Bakıyorum. %60'ını kolona, %40'ını da orta şeride göndereceğim. Yani şuradaki kolon şeridi, en son sıradaki de orta şeridi gösteriyor. Şuradaki 77'yi nasıl hesap edebilirim? Açıklıktaki toplam momentum kaç? 128 bakın. Kalemi değiştirelim ki daha net görülsün. 128. Bunu nasıl hesaplayacağım? Kaçıydı? %60'ı. 0.6 çarpı 128.39 derseniz bunu bulmuş olursunuz. Peki bunun %40'ı nereye gidecek? Orta şeride 0.4 çarpı 128.39 derseniz de bunu bulmuş olursunuz. Toplam statik momenti buldum. Toplam statik momenti ilk önce mesnet ve açıklıklara %75, %25, %60, %40 gibi paylaştırdım. Şimdi de geldim. Ne yapıyorum? Bu paylaştırdığım mesnet ve açıklığa paylaştırdığım momentleri kolon şeridi ve orta şerit olarak paylaştırıyorum. Bu şekilde ikiye bölmüş oldum. Bu 2-2 aksı içindi. Bu da 3-3 aksı için. Yani tekrar etmemize gerek var mı bilmiyorum. Herhalde anlaşıldı değil mi? Kafanızı kurcalayan bir şey var mı? Sadece şu sıfıra takılmayın. O çevre kirişi olup olmaması durumuna göre. Hani %40 ve hani %60 durumları. Çevre kirişi varsa şu, yoksa şu diye bir ayrım var. Onu daha detaylı paylaşırım. Geldik diğer aksa. Diğer aksa da aynı şeyi yapıyor bakın. BB aksı, yani artık düşey aksdayım. Düşey aksı da toplam M0'ı bulmuştu 200 diye. İkinci açıklıkta da 159 diye bulmuştu. Ne yaptı bunu? %75, %75 miydi? Ben de bazen karıştırabiliyorum. Pardon, özür dilerim. %30, %50, %70. Şu katsayılarla bunun geldi 0.30 çarpı 200, değil mi? Burası mesela. Oradaki katsayıları. Yani ezberlemenize gerek yok. Bunlar hep karşınızda olacak zaten kullanacağınız zaman. Burası 0.50 değil mi? Mesela açıklıkta. İlk açıklıkta 0.50 geldim. Bunu nasıl bulacağım? 0.5 çarpı 200 diyeceğim. Bu kalem çok görünmüyor herhalde. 0.5 çarpı 200 diyeceğim. Burası kaçtı? 70 miydi? 75 miydi? Geri gidiyorum hemen. Bilmiyorum çünkü. %70 M0. Hemen geliyorum. 0.7 çarpı 200 dedim mesela. Buradan bunu buldum. Sonra ne yapıyorum? Burada 60 aldım ya. Bu 60'ı paylaştırmak için ya da mesela onda şey yapmayalım. Şunu söyleyelim. 103'ü buldum diyelim. 103'ü nasıl buluyorum? 0.65 miydi bu da? Sanki öyleydi ama bakayım gene de emin olayım. 0.65 çarpı onun momenti, yani 159.37 diye buldum 103'ü. Peki bunu paylaştırırken mesnet ve açıklığa bakın eşittir diyor, artı diyor. İkisinin toplamı en üsttekini verecek. 103 edecek yani şunları topladığınız zaman. İç açıklıkta ne kadarı gidiyordu? Hemen bakıyorum. %75'i mesnette, %60'ı açıklıkta gidiyordu. Hemen geldim. Şu rakamı nasıl buluyorum yani? %75 çarpı 103.59 buraya. Toplamı aynı olacağına göre buraya geldiğim zaman ne olacak tabii ki? %25 toplam 1 etti. 103.59. Toplamı 103.59 edecek ikisinin. Bu şekilde bulmuş oldum. Diğerlerini de bu şekilde devam edersiniz. Her bir kolon şeridinin ve orta şeridin mesnet ve açıklık olarak momentlerini böylelikle bulmuş oldum.
Bu da diğer aksı, CC aksı. Şimdi gelelim donatı hesabına. Donatı hesabında nasıl yapacağız? Mesela şuradan başlayalım. Neredeyim? 2-2 aksındayım ve A ve B arasındayım. Yani 2-2 A ve B şuradayım. Buradaki momentimi ben bulmuştum ya. Moment diyagramım 2-2 aksının buydu. Paylaştırılmış hali. Kolon şeridinden başlıyorum. Kolon şeridindeki moment hesabından. Hemen geldim. MD momentini. Kolon şeridi hangisiydi? Bakın şu yıldız işareti koyduğum şey kolon şeridi. Açıklıkla başlıyorum. 77.03 açıklığı. Geldim 77.03 momentimle. Burada dikkat edeceğiniz hesap şu aslında. M eşittir. Aynı formül geçerli bakın. 0.85 FCD B çarpı A çarpı D eksi A bölü 2 idi değil mi? Formülüm bu. FCD'yi biliyorsunuz zaten. B dediğiniz şey, bakın burada en çok dikkat edeceğiniz noktalardan bir tanesi. Artık şeridin genişliğini kullanıyorsunuz. Ben hangi şeridin hesabını yapıyorum? İki aksındaki A ve B açıklıklarındaki kolon şeridinin hesabını yapıyorum. E peki iki aksı neresiydi? Burasıydı. Şuradaki bulmuş olduğum kolon şeridi burasıydı. Bunun genişliğini ben ne diye işaretlemiştim? 2.375 diye işaretlemiştim. Bakın burada kullanacağınız B. Kalemimi kaybettim. Nereye gitti? Tamam, şöyle yapalım. 2.375 diye görüyorsunuz burada. Buradan bir A buldum. Bulduğum A'yı normal, mesela şu sizin kendi normal denkleminizden de yapabilirsiniz. Biz daha çok ona göre hesapları yapıyoruz. Aynı şey aslında. Bu iki formül arasında hiçbir fark yok. Ama tabii birbirine yakın sonuçlar çıkıyor. Birebir aynı bulamıyorsunuz. Yuvarlatmalardan kaynaklı bir şey. FCD bölü FYD B çarpı A. B dediğim şey gene kaç burada? 2375 dediğim değer. Buradan bir AS bulmuş oluyorum. Peki bu bulduğum AS 2375 artık 1 metre değil bu değil mi? Yani şerit genişliği ne kadarsa onun için yapıyorum. Bölü metre falan dememe gerek yok artık benim bu döşemede. Ne kadar aralığa karşılık geliyor? İşte onluk donatı seçilmiş mesela. Onluk olursa ne kadar olur diye 194 milimetre olarak belirlemişiz. 194 milimetre işte burada aslında 19'a tamamlasa daha güzel ama çok yaklaşık olduğu için 20 santimetre olarak alınabilir diye söylemiş. Benim donatı koşullarım neydi? Hemen bir geri gideyim müsaadenizle. Bakıyorum. Kısa doğrultuda 1,5 haşetle 20 santimetre. Uzun doğrultuda 1,5 haşetle 25 santimetre. Her bir doğrultuda binde 1,5. Ve her iki doğrultuda toplamı da binde 3,5. Aynı çift doğrultulu döşemenin koşulları var burada da. Aynı kontrolleri burada da yapıyorsunuz. Yani bir S buldum. Bulduğum S acaba kısa doğrultu mu, uzun doğrultu mu? 20'den mi küçük olacak, 25'ten mi? İşte donatı oranın binde 1,5'u sağlıyor mu? Vesaire gibi kontrolleri yapmanız lazım. Burada bulduğu donatı kaç? Pi 10'a 100. Pilye ve düz olarak pi 10'a 40, pardon 100 diyorum. Burada da yapılmış bütün aksların bu şekilde hesaplarını görebilirsiniz. Açıklıkta ne kadar donatı seçilmiş? Yerleştirilmesi gereken donatı bakın 2-2 aksındaki A ve B aksı arasında kolon şeridinde ne kadar çıkmış? Orta şeritte ne kadar çıkmış? Hepsi birbirine eşit gördüğünüz bu kolon şeridi, bu da orta şeridin donatısını gösteriyor. Aynı şekilde mesnet hesaplarında da bunu yapabilirsiniz. Açıklıktan gelen donatıları belirleyip işte ek donatı gerekip gerekmedi. Bu hesap prosedürleri önceki döşeme sistemleriyle aynı. Hiçbir farklılık yok. Sadece bütün büyük bir döşeme sisteminin hesapları yapıldığı için bu şekilde karşınıza çıkıyor. Bakın donatı krokisi pi 10'a 40. Burada boylu boyunca hem kolon şeridinde hem de orta şeritte devam ediyor. Buraya çizilmemiş ama burada donatı yok anlamında değil. Bu donatı burada da devam ediyor. Aynı olduğu için belirtilmemiş.
Mesela burası fi ona 30 olsaydı buraya ayrıca bir donatı çizip bunun üzerine yazılması gerekirdi. Sadece farklı olan donatılar gösterilmiş. Mesela burada mesnetlerde fi 12'ye 30 ek gerekmiş. Daha büyük moment olduğu için böyle bir moment ihtiyacı ortaya çıkmış. Aynen öyle. Yani hesap olarak hiçbir fark yok. Açıklık buluyorsunuz. Aynı çift yönlü döşemelerdeki gibi kontrollerinizi yapıyorsunuz. Donatınızı seçiyorsunuz. Mesnette de mevcut nedir vesaire. Gene gerekli kontroller yapılıp bitiyor. Evet, momenti bulmak biraz daha. Bu aynı yöntemi radye temellerde de uygulayabiliyorsunuz. Yani radye temellerin çözüm mantığı da bu şekilde. Bu da diğer doğrultudaki döşemelerinizin donatısı diyebilirim. Evet, artık ben şey burada kapatmak istiyorum döşemelerle ilgili. Umarım faydalı olmuştur biraz da olsa. Sorunuz varsa cevaplayayım. Değilse zaten biraz süremi de aştım herhalde. Kusura bakmayın sınav döneminde. Hani sorunuz varsa cevaplayayım. Değilse. Ha, evet, şey hemen gönderebilirim. Aslında ben gönderdim. Bunlar yok muydu? Şey var ya. Kirişsiz döşemelerin devamı bu. Farklı bir şey değil. Sonradan bir ilave etmiş. Bir bakın. Olur mu? Şu slide. Bir göstereyim de. Şu slide'ın aynısı. Eğer elinizde yoksa bana gruptan yazın. Tekrar atarım. Tamam, o zaman bir daha göndereyim. Betonarme vizesi mi? Yani vizeler bitsin öyle açıklayalım ya. Olur mu? Sizin vizeleriniz falan bitsin haftaya açıklayalım. Bak moraliniz bozuluyor ondan sonra. Sınavları bir atlatın hayırlısıyla da. Buran şey bilmiyorum. Soruları hocalar gönderdiler. Vizede biz soru sormuyoruz. Her sene konuyu anlatan hocalarınız şey yapıyor. Nedir onun adı? Soruları hazırlıyor. İşte bugüne kadar ne işlediyseniz, kiriş yük, döşeme, kolon yük, kroz, ne gördünüz? Deprem yok zannedersem ama bilmiyorum. Sorulara bir bakayım da net söyleyeyim size, olur mu? Proje grubundaki hocanıza sorun ya da kimdeyseniz. Ha, onu hiç konuşmadım ya. Hiç konuşmadım. Konuşalım. Aklımda ama. Siz bana arada hatırlatın, olur mu? Bir karar veririz yani. Ortak bir karar olur tabii ki o. Yani benim proje grubumdakilerden öğrenebilirsiniz. Ya da Betonarme 2'de yazarım. Hiç problem değil. Betonarme 2 grubunda paylaşayım. Şu kadar soru, şu kadar dakika diye, olur mu? Ona göre siz de kendiniz ayarlarsınız. Sorulara bakmadım çünkü sisteme girmedim. Haftaya size deprem anlatmaya başlayacağımız için onun ders notlarıyla uğraşıyorum. Bir iki gündür. Dokümanları toparlamaya çalışıyorum. Onunla uğraşayım derken hani çok fazla oraya bakamadım. Akşam inşallah soruları gireceğim. Bir sıkıntı olmadığı sürece. Yani sizi de bilgilendiririm o zaman. Ben de öğrenmiş olurum. Evet, çok teşekkürler gençler. Ben dersi burada artık bitireyim.